Merhaba arkadaşlarım, muhteşem üçlü dersiyle baş başayız. E, muhteşem üçlüde ne var, nerede muhteşem üçlü olduğunu anlayacağız. İsterseniz bunu bir hatırlamaya çalışalım. Muhteşem üçlü dediğim şey, bir dik üçgende 90 dereceden hipotenüse kenar ortay inildiğinde bu kenar ortayın ayırdığı parçalara eşit olma durumuydu. E, burada biz muhteşem üçlüyü söylüyorduk. Bu mavilerden herhangi ikisi varsa diğerinin de otomatikmen olduğunu göreceğiz. Şimdi bakın burada 90 dereceden bir tane kenar ortay inmiş. Bu kenar ortay hemen ayırdığı parçalara eşit olacak. E şuranın ben 100 olduğunu biliyorum. E i̇kiz kenarlıktan dolayı burası x ise burası da x olacaktır. O zaman 180'den 100'ü çıkardığımızda 2x'i 80 olarak bulacağız. x'in de 40 olduğunu söyleyeceğiz. Yani cevabımız burada Edirne olarak bulunacak. İkinci soruya baktığımız zaman ikinci soruda da ABC üçgen demiş. Burayı 20-70 vermiş. O zaman bu açıyı 90 derece olarak bulacağız. Yine bir kenar orta indiği için ayırdığı parçalar eşit olacaktır. Burası onlara eşit. O zaman muhteşem üçlüden dolayı tabii ki bu. Buradaki ikiz kenarlığı kullanırsak bunun karşısıyla bunun karşısı aynı olacaktır. Yani burası 70 olacak. İki iç açı diğerinin dışına eşitti. Yani x'imizi de 140 olarak bulacağız burada. Şimdi. Gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda yine bir 90 dereceden bir uzunluk çizilmiş. Ve bu uzunluk bakın bu parçayla bu parçaya eşit gelmiş. Dedik ki iki tanesi varsa diğeri de otomatikmen olacak. Yani bu uzunlukta bu parçalara eşit olacak. Otomatikmen buranın 8 olduğunu, AB'nin de 16 olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. dördüncü kısma geldik. Dördüncü soruya geldik. Bakın burada bir dik üçgenimiz var. Dik üçgeni daha belli etmek için şöyle çizeyim isterseniz. Şurada oluşan üçgen bizim için dik üçgen olarak bulunacak. Burada şu iki kenarın birbirine eşit olduğunu söylemiş. Muhteşem üçlüden dolayı burası hipotenüs olduğu için bu parçada diğerlerine eşit olacaktır. Şu üçgendeki ikiz kenarlıktan burası 25 olacak. İki iç açı diğerinin dışına eşit olduğu için burası 50. Buradaki üçgenin ikiz kenarlığından da bunun karşısıyla bunun karşısı aynı olacağı için X'imizi 50 derece olarak bulacağız arkadaşlar. Geldim 5. soruya. 5. soruda ABC ve BDE birer üçgen demiş. ...eşitlikleri söylemiş ve 80 dereceyi söylemiş. Bakın çizdiğimiz bu uzunluk... ...şuradan 90 dereceden hipotenüse bir uzunluk çizmişiz. Ve bu parçayla bu parça eşit olmuş. Muhteşem üçlünün bize şartını sağlıyor. İki tane eşitlik var. Otomatikmen diğer parça da onlara eşit olacak. Buradaki ikiz kenarlıktan bu açılar birbirlerine eşit olacağı için... ...160 artı x'in biz 180 olduğunu... Buradan da x'in 20 derece olduğunu söyleyeceğiz. Yani cevabımız bursa olarak bulunacak. Şimdi geldik 7. soruya. ACF ve BD birer üçgen demiş. BE ile AF'nin paralel olduğunu söylemiş. Bakın BE ile AF birbirine paralelmiş. AB, BC ve CD birbirine eşit olarak verilmiş burada. AB, BC ve CD birbirine eşit olarak verilmiş. Ve adam bize burada e, CF'nin kaç olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle dikkat edelim biz buraya. Şurada bakın bir kenar orta inmiş 90 dereceden o zaman bu parça diğerlerine eşit olarak bulunacak hemen bunu göreceğiz. AD'nin 24 olduğunu yani şuranın 24 olduğunu söylemiş. O zaman buralar 8, 8, 8 olacaktır. Bakın buradaki ifadeden, buradaki ifadeden de CF'yi sormuş gerçi bize. E, bu adam 8 olarak verilecek. E, biz orta tabanda görmüştük. Tabana paralel olan ve yan kenarı iki eş parçaya ayıran bu adam orta tabandı burayı da iki eş parçaya ayıracak. Yani burası 8 olacak. Otomatik ben CF uzunluğunun 16 olduğunu. Göreceğim arkadaşlar. Geldim 8. soruya. 8. soruda ABC bir dik üçgenmiş. Dikliği söylemiş. 10 birim ve 4 birim olduğunu söylemiş. ADE üçgeninin çevresini sormuş. Bakın yine 90 dereceden bir kenar ortayınmış. Bu parçalar 10-10 olarak bulunmuş. O zaman arkadaşlar. E, muhteşem üşüden dolayı bu kenar ortayında 10 olması lazım. Yani buraya 8 6 kaldı. ADE üçgeninin çevresi yani buradaki üçgenin çevresini sormuş. E bu bir dik üçgen, özel bir üçgen 6 8 10'dan dolayı AE'nin de 8 olduğunu söyleyeceğiz. O zaman çevre 6 8 10'u topladığınızda 24 olarak bulunacak. Şimdi gelelim 9. soruya. 9. soruda EK ile KB'nin birbirine eşit olduğunu ve KL ile BD'nin de birbirine paralel olduğunu yani şu iki parça birbirine paralelmiş. Lütfen burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şu adam 90 dereceden hipotenüse iniliyor. iniyor ve hipotenüsü iki eş parçaya ayırıyor. O zaman bu muhteşem üçlüyü doğuracak ve bu uzunluk bize ayırdığı parçalar eşit olacağı için 20 olarak bulunacak. E biz Şuradaki üçgenden de şuradaki üçgenden de bakın buradaki KL doğru parçası tabana paralel olduğu ve yan kenarı iki eş parçaya bölündüğü gözüküyor. E tabanın yarısı oluyordu bu. Orta taban olarak isimlendirmiştik. O zaman KL'nin uzunluğunu biz 10 olarak bulacağız arkadaşlarım. Hemen buradan 10. sorumuza geldik. 10. sorumuzda efendim BD ile DC'nin birbirine eşit olduğunu söylemiş ve B açısı 40, burası 50. E o zaman 50 ile 40'ın toplamı 90 olduğu için şu açının 90 olduğunu söyleyebiliriz. E buradan çizdiğimiz uzunluk hipotenüsü iki eş parçaya ayırdığı için otomatikman muhteşem üçlü olacak ve bu parçalar 3 3 olarak bulunacak. BC'nin tamamını da 6 olarak bulacağız. Yani doğ doğru cevabımız Denizli olarak bulundu. Efendim 11. soruda ise... A, D, D C ve B e birbirine eşit olarak verilmiş. 40 dereceyi vermiş arkadaş bize. Ve X'in kaç olduğunu sormuş. Öncelikle belki işimize yarar diye... Burası 40, B açısı 90 ise... Şuranın 50 olması gerektiğini söylüyorum. E 90 dereceden hipotenüse bir kenar ortaya inmiş adam. Bakın burayla burası birbirine eşitmiş otomatikman muhteşem üçlüden burası da ayırdığı parçalara eşit olacak. E şurada gördüğünüz üçgende şuradaki üçgende bir ikizkenarlık var. Bu ikizkenarlıktan dolayı bunun karşısıyla bunun karşısı aynı olmalı. Yani burası da 50. Daha sonra efendim şuradaki üçgende de gördüğünüz buradaki üçgende de yine bir ikizkenarlık var. Buradaki üçgenden de bunun karşısıyla bunun karşısı aynı olacağından buraya da x diyeceğiz. 2x artı 50'nin 180 olabilmesi için 2x'imiz 130, x'i de 65 olarak bulacağız arkadaşlar. Zaten bize x'imizi sormuş. Hemen 12. soruya son sorumuza bakalım muhteşem üçlü de aşağıda bir masanın yüzeyine bırakılan sarı ve mavi renkli kalemler ile bir üçgen oluşturulmuştur. Mavi renkliler özdeş. Yani o zaman bunlar özdeşse bakın burada mavilerin özdeş olması demek bu parça bu parça ve bu parçanın eşit olması anlamına geliyor. Lütfen dikkat ben 90 dereceden bu mavi kalemlerin ucuna bir uzunluk çizersem muhteşem üşüden dolayı burası da ayırdığı parçalara eşit olacak arkadaşlar. Şimdi lütfen dikkat edin. Şurada bir eşkenar üçgen oluşacak. 60, 60, 60 olacak şekilde. Buradaki uzunlukları çizeceğiz. E buranın da 120 olduğunu söyleyeceğim. Buradaki ikizkenarlıktan karşılıklı açılar eşit. Burası x olacak. 120 artı 2x'in 180 olabilmesi için 2x'imiz 60, x'imizi de 30 derece olarak bulacağız. Efendim muhteşem üçlü burada halloldu. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakal.